Merhaba. Bu videoda Antet Makro'muzun firmanıza özel olarak nasıl uyarlanacağını, sizin kendi antetinizle Antet Makro'sunun nasıl eşleştirileceğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle sizin firmanıza ait bir hazır antetinizi uygun kağıt boyutunda hazırlamış olmanız gerekiyor. Burada bir örnek antet formatı görüyorsunuz. Kağıt boyutumuza bir bakarsak Page Setup'tan şu anda A0 boyutunda bir kağıtta çalıştığımızı görüyoruz. Antetimize bakarsak basit bir antet hazırladık örnek olarak anlatılması açısından. Gerekli değişkenleriniz, antet üzerinde yazmanız gereken gerekli değişkenlerinizi burada tanımlıyorsunuz. Antetin üzerindeki bilgileri. Firma adınız, firma logonuzu buraya koyabilirsiniz. Değişmesini istemediğiniz bazı notlar ve bilgiler, antette sürekli aynı gelecek bilgileri burada ilgili alanlarda tutabilirsiniz. Antet makrosunun mantığı, çalışma mantığı şu şekilde ilerliyor. Bazı notlarınızı, bilgilerinizi otomatik olarak parçanın üzerinden alacaktır. Ya da mevcut sistem üzerindeki bilgilerden alacaktır. Örneğin tarih bilgisi gibi, kullandığınız scale ölçek bilgisi gibi veya kaç sheet'te çalışıyorsanız bu sheet'lerin bilgisi gibi ya da CAD sistem, kullandığınız CAD sistem bilgisi gibi. Onun dışında antet üzerinde manuel olarak girebileceğiniz, yani her resimde farklı farklı bilgilerin oluşturulabileceği, farklı bilgilerin girilebileceği alanlar var. Onları da bilgi kutucukları şeklinde yine antet makrosu size soruyor olacaktır. Yine ağırlık gibi bilgiler, malzeme bilgisi gibi bilgileri de otomatikman isterseniz parçadan çekebiliyor olacaksınız. Yukarı tarafta bakarsak bir revizyon tablosu var. Eğer revizyon tablosuna ihtiyaç duyuyorsak teknik resimde bu revizyon tablosunu da çeşitli başlıklar şeklinde oluşturabilirsiniz. Revizyon açıklaması, revizyon sırası, tarihi ve onaylayan kişi bilgileri gibi bir revizyon tablosu oluşturabiliriz. Antet makrosu Antet'in içerisindeki tekstlere atanan özel tekst değişkenleriyle okunur. Değişmesini istemediğimiz tekstler standart tekst isimleri şeklinde kalabilir. Mesela şurada gördüğümüz not gibi sağ tuştan bakarsak bu tekst 567 gibi Katya'nın verdiği standart bir isimlendirme. Fakat bizim otomatik olarak okumasını istediğimiz değişkenler ise yine sağ tuştan bakarsak Properties kısmından daha kolay anlayabiliriz. Bakın burada Title Block alt tire text alt tire number gibi bir değişken var. Bu değişkeni özel olarak girmemiz gerekiyor ki birazdan göreceğimiz makronun da text dosyasından aynı değişkene karşılık gelecek bilgiyi okuyabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim antet üzerinde değişikliğe gidilmesini istediğimiz bilgileri bu şekilde text parametreleri ile tanımlamamız gerekecek. Bu bilgileri girdikten sonra birkaç tane örnek göstereyim. Şurada bakın text approve. Bu bilgiler tamamen sizin girebileceğiniz, yani şu kısma kadar title block text kısmı standarttır. Makronun içerisinde olması gereken kısımdır. Sonundaki kelimeyi ise tamamen siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Mesela burada approve yazıyor. Bunun yerine title block text onay diyebilirsiniz örneğin. Fakat burada son taraftaki yazdığınız kelimenin de text dosyasında aynı şekilde okunabiliyor olması lazım. Aynı isimle okunabiliyor olması lazım. Şimdi o text dosyasına gidelim. Makroyu nasıl çalıştıracağımızı, nasıl edit edebileceğimizi bir göz atalım. Öncelikle sabit diskimiz üzerinde genelde C'yi kullanabiliriz makronun içerisinde çünkü C adresinde tanımlı bir yer var. Orayı değiştirmemek adına bir klasör oluşturuyoruz. Grup otomasyon antet diye bir klasör yaptık ve oraya size göndereceğimiz V.4.4.0 klasörünü ki bu klasör hem antet makrosunu hem de içerideki diğer tüm bilgileri içeren bir yapıya sahiptir. Bunu bu adresi altına kopyalıyorsunuz. Daha sonra bizim asıl müdahale etmemiz gereken alanımız var. Burası config alanıdır. Bu config alanı içerisinde custom kısmı çünkü size özel bir antet makrosu olacak bu. Dolayısıyla bu kısmı
tanımlıyor olmamız gerekir. Custom kısmının içerisine girdiğimizde templates kısmını görüyorsunuz. Bunlar sizin şablon olarak kullanacağınız teknik resim dosyalarını gösterir. Yani kaç tane antet dosyasına ihtiyacınız varsa, mesela A0, A4, A3 gibi antet dosyalarınız. Bunların hepsini template'ler altında tutuyorsunuz. Örneğin template'in içerisine bakarsak şu anda grup antet A0 formatında, biraz önce katlanın içerisinde gördüğümüz şu antet dosyasının teknik resim hali burada duruyor. Altında bir GIF resmi de var. Buradaki GIF resmini yukarıdaki isimle eğer aynı yaparsanız, makroyu birazdan çalıştırdığımızda bu makronun çalışması esnasında yan taraftaki örnek bir ön izleme resmi diyebiliriz. Şöyle mesela A0 yatay olarak görebileceğimiz bir şey. Buraya istediğiniz gibi bir Paint'te herhangi bir şey de yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu resmi okuyabilmesi için yukarıdaki isim neyse aynı isimle bir GIF dosyasını da aşağıya oluşturuyoruz. Kopyalayıp yapıştıralım şöyle. Grup antet A0 GIF şeklinde bir dosya oluşturduk. Bu template üzerinde değişikliklerimizi yapıyoruz. Yani template dosyasını buraya koyduktan sonra template dosyasının içerisinde tekstlerle müdahale ediyorum. Tekstlere değişiklik atıyorum. Mesela şu anda ağırlık için atanmış bir text var. Şurada gördüğünüz cdate diye bir text var. Fakat bu başka bir textten kopyalandığı için aslında doğru değil. Onun nasıl değiştirilebildiğini de birazdan görüyor olacağız. Daha sonra bizim makroyu kontrol eden bir dosyamız var. Yine standart klasörün bir geriye giderseniz standart klasörün içerisindeki TCL uzantılı config dosyamız. Bu makroyu yöneten ve bir text formatında hazırlanmış dosyamızdır. Bunun içerisine girersek, bakın burada teknik resim üzerindeki o textlerin içerisinde bulunan değişkenleri aynı isimlerle burada da olduğunu görüyorsunuz. Description kısmı textin üzerinde yazdığınız değişkenle aynı ismi aynı isme eşleşmek durumundadır. Type kısmında gördüğünüz isimler ise sizin antet makrosunu çalıştırdığınızda karşınıza gelen menüde size sormasını istediğiniz alanları gösterir. Bazı isimler burada antet makrosunun orijinalinden gelen isimlerdir. O yüzden buraları çok fazla değiştirmedik. Çünkü buraları siz görmeyeceksiniz zaten antet makrosunu çalıştırdığınızda. Sizin göreceğiniz kısımlar şunlardır. Şurada yazan isimlerdir. Type kısmının altına yazan isimler. Dolayısıyla burası sizin için isimlendirme açısından daha customize edebileceğiniz bir alan. Buradaki gördüğünüz değişkenlerin ise antetin üzerindeki textlerin değişkenleriyle aynı olması gerekir. Mesela bir örnek yapalım, örnek görelim. Parça adı kısmında karşısındaki parametreye bakalım. Title, Block, Text, Description diye bir alan var. Bu parametrenin karşılığına bakarsak dosyanın içerisinde Title, Block, Text, Description olarak görmüştük. Şurada Description olarak görüyorsunuz aynı parametre ismini. Buna da ben parça adı diye bir isim vermişim. Dolayısıyla ben makroyu çalıştırdığım zaman gelen iletişim penceresinde bana parça adı olarak soracağı kısımda description'ı okuyor olacak. Mesela Barbetted Date, bunlar orijinalden gelen isimler olduğu için değiştirmedik. Çünkü bu ismi mesela tarih gibi, işte ölçek gibi bilgileri makronun içerisinde, yani script dosyasının içerisinden de aldığı için burada değiştirirsem o script dosyasının içerisinde de bulup değiştirmem gerekiyor diye buralara o yüzden çok fazla müdahale etmedim. Karşılığında ben kendime anlamlı gelen değişken isimlerini buraya yazdım. Barbetted Date dediğimiz tarih. Mesela tarih alanında benim şuradaki değişkeni görüyor olmam gerekiyor. Hemen bakıyorum tarih kısmına şurada. Date'te. Sağ tuştan bakın title block text Barbetted Date parametresi olarak görebiliyoruz. Şuradan daha net bir şekilde görülebilir. Dolayısıyla bu isimlerin aynı şekilde eşleşmiş olması gerekiyor. Şu baş kısım orijinal tüm tekstler için aynı şekilde yazılıyor. Değişmesini istediğimiz tekstler için tabi. Ama aynı kalacak. Mesela KTV5'te çalışıyorsanız sürekli, yani kes sisteminiz değişmiyorsa o zaman bunu normal bir tekst olarak bırakabilirsiniz. Makroyu çağırdığınızda, kullandığınızda her zaman buraya KTV5 yazacak demektir. Yani değişmek için oraya manuel bir şey yazmanıza gerek yok demektir.
Örneğin ağırlık parametresi için ağırlık otomatik olarak parçadan okunsun istiyorsak bizim burada bir weight parametremiz var. Ağırlık parametresi. Ağırlık parametresinin değişkeni weight. Biz bunu başka bir yerden kopyaladığımız için mesela bunun text parametresinin şöyle weight değil de gdate diye bir parametre olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu doğru parametre ismiyle değiştiriyorum. Weight olarak yazmam gerekiyor ki aynı parametre ismini orada da görüp bunu eşleştirebilsin. Ve dikkat etmem gereken bir başka nokta da bazı parametrelerin başına diyes işareti koyarak bunların antete yansımasını engellemiş yani kapatmış oluyoruz. Bu parametreyi kullanmamış oluyoruz. Eğer ben ağırlığı yansıtmak istemiyorsam halihazırda burada bir parametrem var zaten ama yansıtmak istemiyorum diyelim ki antite. O zaman bunu başına bir DS koyarak iptal edebilirim. Eğer DS'i iptal ederseniz o zaman bu parametreyi de kullanacağız demektir. Sıralandırmaya da dikkat edebilirsiniz. Yani DS'i kaldırdıktan sonra şurada görüyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parametrem kapalı görünüyor. 7 numaralı parametre açık görünüyor. Buradaki numaraları değiştirebilirsiniz. Açık olan parametrelere sıralı isimler verip kapalı olan parametreleri daha sonra diğer gelen numaralarla numaralandırabilirsiniz. Burada mesela firma adı kısmını kapatmışız. Çünkü firma adı eğer aynı firma için kullanıyorsanız zaten sürekli hep aynı isimle gelmesini isteriz. Buraya bir değişken parametre atamamıza gerek kalmayacaktır. Onun dışında bir işte ressam kısmı var daha önceden yapılmış ama onu kullanmayacağım. Onun yerine design by çizen, approve kontrol gibi parametreleri ekleyeceğim. Cat sistem DS ile kapatılmış çünkü sürekli Katya V5'i kullanacağım için o cat sisteminde hep Katya V5 yazmasını istiyor olacağım. Bunun dışında antet makrosunu çalıştırdığımızda antet makrosunun alt tarafında firma logonuzun görünmesini istiyorsanız onun için de şöyle bir ufak yine ayar yapmanız gerekecek. 440 klasörün içerisine geldiğimizde icons klasörüne girerseniz icons klasörünün içerisinde logo.gif olarak kendi firmanızın logosunu buraya koyabilirsiniz. İsimlendirmesini de logo.gif olarak yaparsanız bunu otomatik olarak okur. Bu resmin boyutları da yaklaşık şöyle Paint'ten bakarsak size'ına 140-69 olarak görünüyor örneğin. 150'yi geçmemesine dikkat edebilirsiniz. Çünkü açılan iletişim penceresinde yani makro iletişim penceresinde çok büyük piksellere sahip olursa bu sefer o pencereden dışarıya taşacaktır resim. 100 ile 150 arasında horizontal ayarlarsanız zaten vertical'ı ona göre oranlayacaktır. 100 ile 150 arasında kullanabilirsiniz. 140'lı boyutuyla birazdan nasıl geldiğini görebiliyor olacaksınız makronun içerisinde. Logo GIF olarak isimlendirip ikon klasörünün altına koyduğunuzda da bu logoyu görebilirsiniz. Şimdi burada 440'ın altında Title Block Cut Script makromuz var. Asıl makroyu çalıştıran script dosyamız bu. Bunun tabii biz şu anda bir yere kaydettik bunu. C'nin altında grup otomasyon antet diye bir klasöre. Dolayısıyla bu makroyu öncelikle Katya içerisinden benim tanımlamam gerekiyor. Nerede olduğunu ve adresini makro içerisinde de düzenlemem gerekiyor. Bunun için Tools Macros kısmına geçip öncelikle Macro Libraries kısmından yeni bir library ekle deyip gidip bu kısımdan grup otomasyon antet ve şu klasörün içerisindedir deyip antetimin yerini seçiyorum. Kapattım. Şurada title block cut scripts olarak karşıma geldi. Öncelikle bu cut script'in içerisine girip editle makronun bulunduğu yeri adres olarak da belirlemem gerekiyor. Hemen şuraya giriyorum. 440 yerini kopyalayıp Ctrl C ile şu adresi alıp makro içerisinde makro çok uzun bir içerik ile oluşturulmuş. Biraz aşağı doğru indiğinizde hemen başlangıç kısmında şurada Installation Directory kısmında bir adresleme var. Bu adreslemeyi siz kendinize göre değiştirmeniz gerekiyor. C'nin içerisinde grup otomasyon antet ve 440 olarak
yükleme klasörünü göstermeniz gerekiyor ve bunu kaydedip kapatabilirsiniz. Daha sonra makro ile ilgili eğer düzenlemelerin hepsini doğru sağlıklı bir şekilde yapmışsanız run deyip çalıştırabilirsiniz. Eğer makroda bir hata varsa, örneğin sizin burada yazdığınız bir değişkenin karşılığını Word dosyasında bulamıyor olabilir. Ya da tam tersi Word dosyasında açık bıraktığınız bir parametreyi burada tanımlamamış olabilirsiniz. O zaman makro size zaten hata verecektir. Mesela şimdi deneyelim. Eksik bir parametremiz varsa zaten o bizi uyaracaktır. Run diyelim, çalıştıralım. Bakın, title block, pardon, revision block text description alanlarında bir eksiklik varmış. Çünkü henüz revizyon blokları tanımlamamıştık. Şurada görüyorsunuz şöyle. Revizyon bloklar için de aynı isimlendirme kuralı geçerli. Bakın revizyon, bu sefer title block text diye başlamıyor. Revizyon block text diye başlıyor. Change 1, change 2 ikinci satır için ve change 3 üçüncü satır için. Revizyon tanımlamaları için de bakarsanız text rev 2, rev 1, rev 3 olarak tanımlanacaktır. Tarih için date 1, date 2, date 3. Onay için de name 1, name 2, name 3. Şimdi revizyon blok için hemen gidelim şeye, text dosyasının içerisine ve revizyon kısmına doğru inersek şurada. Evet, bakın burada birinci alan için revizyon, ikinci alan için change, üçüncü alan için date, dördüncü alan için name ve beşinci alan için de description kısımları var. Açıklama kısmında. Bizim hata veren kısmımız neydi? Description kısmıydı. Biz orayı change olarak tanımlamışız revizyon kısmında. Dolayısıyla description parametresine ihtiyacım yok. Burada zaten change olarak tanımlamışım. O yüzden şunu DS ile kapatabiliriz. Şöyle bu parametreyi kullanmayacağım diye. Change kısmına zaten onu yapmışım. Release no olarak tanımladığım kısma da parametre olarak açıklama diye yazabilirim. Burası tarih olarak gelecek. Burası name kısmında da onay olarak gelecek. Şurayı iptal ettim. Kaydediyorum. Burada Word dosyası içerisinde yaptığım her değişikliği kaydediyorum ki görünebilsin. Teknik resim dosyası üzerinde de bir değişiklik yapmış olma ihtimalime karşın bunu da kaydediyorum. Şurada grup antet 0 kısmında. Şimdi bu şablon dosyam olduğu için bunu kaydettikten sonra kapatıyorum. Bir tane parçam var elimde. Bu parçadan ağırlıkta ölçülmüş, şurada görüyorsunuz. Ağırlık bilgisini de alabilmesi için. Bu parçanın üzerinde properties kısmına gidersek product kartında description'da bir isimlendirme var. Dikkat ederseniz. Bir de part number kısmında parçanın şöyle bir ismi var. Bunların antete nasıl yansıdığını göreceğiz. Bir tane drafting ile bir görünüş çıkartalım. Şöyle hazır üç görünüş hemen oluştursun. Evet, tek resim geldi. Tools makro makros kısmından gösterdiğim adresteki makroyu çalıştırıyorum. Herhangi bir eksiklik var mı yok mu bakacağım. Bakın şimdi geldi iletişim penceresi. Grup Antet A0 ve oradaki GIF resmini de şurada gördü. Seçiyorum bunu. Antetimi döşedim. Antet döşedikten sonra bakın Antet iletişim penceresinin içerisinde resim no'yu otomatik olarak parçadan aldı. Kontrol kısmı beğsenlik olarak görünüyor. Çizen kısmı görünüyor. Şuna mesela kontrol kısmına manager diyelim. Atıyorum, yeni bir isim verelim. Pet name'i part 1 nokta kat part olarak aldı. Sheet sayısı kaç tane sheet kullanıyorsam şu anda bir tane kullanıyorum. Parça adını imalat parçası olarak görüyor şu anda. Yan tarafta şöyle bir ikon var bakın. Buraya eğer basarsam sarı alanlar otomatikman parçadan alınacak, parçadan okunacak bilgiler demektir. Ve parça adına biz description bilgisine girdiğimiz için bakın üstünde mouse'da durduğum zaman görünüyor. Şu kısma tıkladığımda delikli blok olarak yazdığım ismi buraya alır. Yani parça üzerindeki description alanında yazan ismi direkt buraya alır. Tarih bilgisi otomatik okunuyor.
ölçek, birkaç farklı ölçeğimiz var. Bunlar da şurada Word dosyasının içerisinde tanımlanmış durumdadır. Ölçek bilgilerinde de bakalım şuradan tanımladığımız yeri görelim hemen. Şurada yukarıda ölçekle ilgili alanlarımız tanımlanmış durumda. Şurada mastap olarak gördüğümüz 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 5 istediğiniz kadar bunu arttırabilirsiniz buradaki değerleri. Aynen bu formatta yazarak farklı ölçeklerde buraya tanımlamanız mümkün. Ağırlık yine sarı alanda görünüyor bakın. Şurada parça üzerine yine linkli butona tıkladığımda 0,98 kilogram parçanın üzerindeki ağırlık bilgisini alacaktır. Şu logo biraz önce ikon klasörünün altına kaydettiğimiz o logo.gif resmidir. Burada görünüyor. İşte boyutlarını biraz daha büyütürseniz şuralara taşmasın diye 150 gibi bir kısımda limitlendirmiş olacağız. Bunu okey diyebiliriz. Şöyle bir görelim makroyu nasıl yerleştirdiğini. Bakın buraya geldi. Adetimi koydu. Girdiğim bilgileri buraya yazdı. Parça adını delikli blok olarak aldı. Revizyon, pardon, description kısmından. Parça nosunu değiştirmemiştim. Resim nosunu da parçanın dosya isminden aldı otomatikman. Ağırlık bilgisini buraya koydu. Sheet bilgisini koydu. Ve değişmesini istemediğim yazıları da otomatikman buraya yerleştirdi. Revizyon tarafında herhangi bir şey yapmadık şu anda. Şu revizyon kısmındaki isimleri görüyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yok. Fakat revizyon bilgisini de eğer girmemiz gerekiyorsa revizyon kısmında çalıştırabiliriz. Tekrar makroyu çalıştırdığımızda run edelim tekrar. Geldi. Şu alt kısımda revizyon info diye bir buton var görüyorsunuz. Bu revizyon info butonuna tıkladığınızda biz 3 satırlık olarak örnek yapmıştık. O yüzden 3 satırı geldi. Buradan A1 revizyon açıklaması herhangi bir şey yazabiliriz açıklamasına. Revizyon tarih sekmesinden tanımlayabiliriz. Ve onay kısmını da eğer default value al derseniz Windows'taki isim olarak görünür. Yani Windows açtığınız kullanıcı isminizi buraya alabilir. Veya buraya kendiniz de bir isim girebilirsiniz. İkinci satır için yine ikinci revizyon bilgisi, ikinci açıklama, tarih ve onay bilgilerini buradan yazabilirsiniz. Okeylediğimizde şöyle bakarsak buraya yazdığınız açıklamalar ve bilgiler gelir. Buradaki tabi ya kutuları biraz büyük yazabilirsiniz ya da yazdığınız isimlendirmeleri biraz kısaltarak yazabilirsiniz. Bunlar kolaylıkla ayarlanabilecek bilgilerdir. Bu şu anda A0 için kullanıyoruz. Fakat bir tane örnek hazırladığım için şu anda A3 ve A4 gibi formatlarım yok. Ama kağıt boyutunuz diyelim ki değişti. Buradaki anteti A4 için veya A3 için hazırlamak istiyorsunuz. O zaman aynı anteti A4, A3 ve diğer formatlarda hazırladıktan sonra gelip config dosyasındaki yerine kaydediyorsunuz. Yani template'e grup antet A0, grup antet A4, grup antet A3 gibi formatları buraya da koyuyorsunuz Cutdrawing'e. Aynı anteti o kağıt boyutlarına yerleştiriyorsunuz ve siz makroyu çalıştırdığınızda tuz makrodan tekrar makroya girdiğinizde bu sefer o girdiğiniz örnekleri burada görebiliyor olacaksınız. Bakın şurada keyframe var. Grup antet A0 olarak görebiliyorsunuz. Buraya diğer örnekleri de girdiğinizde hepsini burada görebiliyor olacaksınız. Yan taraftaki butona basarak mevcut A0 boyutundan mesela farklı boyuttaki antete geçebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla yaptığınız anteti de diğer kağıt boyutlarına da çevirebiliyor olacaksınız. Yani otomatikman istediğiniz kağıt boyutuna antetinizi uyarlayabiliyor olacaksınız. Yukarıda menüler var. Bu menülerin içerisinde neler olduğuna çok detaylı olarak girmeyeceğim. Üzerinde beklediğiniz zaman görüyorsunuz. Bunların açıklamasını veren, şunu iptal edelim. Bir de dokümantasyonu var. Antet klasörünün içerisinde V440'a gelip dokümantasyon kısmına girerseniz burada bir PDF dosyası var. Bu PDF dosyası Antet makrosunun
nasıl çalıştığını, içerisindeki parametrelerin ne anlama geldiğini, nasıl düzenlendiğini detaylı bir şekilde anlatıyor. Burada videoda gördüğünüz bir tane örnek dosya üzerinden değişkenlerin nasıl tanımlanıp Word dosyasıyla nasıl ilişkilendirildiği ile ilgili bir tanıtımdı. Dolayısıyla buradan da bu dokümanını, PDF dokümanını takip ederek de siz kendinize uygun bir şekilde bir Antet dosyası hazırlayabilirsiniz. Örneğin Default Values from the 3D Master kısmında 22 numaralı sayfaya bakarsak default value'ların nasıl Antet'e çekildiği ile ilgili bilgi var. Mesela BOM tablosu bu örnekte tanımlamıştık. BOM tablosunun nasıl tanımlanacağı kısmı var. İşte revizyon bilgisinin nasıl ekleneceği bilgisi var. Bunların hepsini burada detaylı bir şekilde size anlatıyor olacak. İletişim penceresinde de örneklerini gösteriyor olacak. Macron orijinali Almanca olduğu için buradaki parametreler Almanca görünüyor ama bu çok sorun değil. Yani sadece iletişim penceresinde öyle görünüyor. Doküman İngilizce ve anlaşılması kolay. Yani örnekleri de zaten resimli bir şekilde gösterdiği için buradan dokümanı takip ederek de makroyu çözmek ve kastimize etmek oldukça kolay. Burada farklı alanlar, işte kullanıcı parametrelerinin örneğin nasıl tanımlandığı, yani mevcut katya parametrelerinin dışında kullanıcı parametrelerinin nasıl tanımlandığı gibi bilgileri de burada anlatıyor. Bakın burada A0 için, A1 için, A2 için biraz önce söylediğim o örneklerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Ben hani A0 yatay diye bir resim koymuştum. Siz oraya antetinizin resmini koyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken o template kısmında drawing'e ait bir de GIF dosyasının, aynı isimde bir GIF dosyasının olması, onun resmi de burada görünüyor olacak. Yine Antet için revizyon bloklarının nasıl hazırlandığı, BOM table'larının nasıl hazırlandığı gibi bilgilerin hepsi bu dokümantasyon içerisinde de var. Biz bu örnek dosyayı hazırladık. Bununla ilgili, bu aynı zamanda sadece part'tan değil montajdan da resimler aldığınızda yine montaj için de bu Antet bilgisini tamam tanımlayabiliyorsunuz. Tabii montajda bir de bill of material tablosu hazırlamak gerekebilir. Bill of material tablosunun da yine nasıl hazırlandığı dokümantasyonda anlatılıyor. Eğer Antet makrosu hazırlama konusunda sıkıntılar yaşarsanız yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çoğunuzda destek adresimiz vardır. Fakat ben iletişim için size destek mail adresimizi de şurada bilgi olarak yazayım. destekket@grubotomasyon.com.tr adresinden de Antet hazırlarken karşılaştığınız sorunlar için bize ulaşıp buradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet, videomuzu burada bitirebiliriz. Hepinize kolay gelsin.